Gülbin'le Çocukçu'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım Azra Nur, Topkara, Betül Ünler, Zinnur Emirkaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Bugün de birbirinden güzel, birbirinden yakışıklı konuklarım var yine. Çok güzel olmuşsunuz, çok yakışıklı olmuşsunuz Zinnur Emir'cim. Teşekkür ederim. Sorabilirsin bir tane. Her gün... Hep biz mi olacağız bu programda? Hayır, siz bu haftalık buradasınız. Bu haftaki konuğum üçünüzsünüz. Her hafta farklı arkadaşlarımız, farklı konuklarımız geliyor. Tamam mı? Tamam. Evet, Azra Nurcuğum senden başlayalım. Bize biraz kendini tanıtır mısın bir tanem? İsmini, soy ismini, yaşını, nelerden hoşlandığını söyleyebilir misin? Ben en çok... Ben evimden hoşlanıyorum ve annemleri çok seviyorum. Evinden hoşlanıyorsun, annemleri çok seviyorsun. Annemler derken anneni, babanı, kardeşini falan evet. Var mı? Kardeşim yok, 3 tane ablam var benim. 3 tane ablan var, ay ne güzel. İsimleri benim de ne? Bir tane abi var, 2 tane. Duygu ablam, tamam. Duygu ablam, Güllü ablam, Burcu ablam. En büyüğümüz o. En büyüğünüz o. Sen kaç yaşındasın peki? 5. 5 yaşındasın. Başka nelerden hoşlanırsın bir tanem? Ben hayvanlardan hoşlanırım. Çok güzel, hayvanları seviyorsun. Seviyorum. Hayvanları sevmek lazım değil mi? Bizim evimizde bir tane kuşumuz var, adı da Çapkın. Aa, yerim. Başka bizim mesela... de iki tane var. Emre'cim sen hayvanları seviyor musun? Seviyorum ama bizim iki tane kuşumuz var. Korkuyor musun? Ha. Isırmasından korkuyorum. Isırmasından. Betül'cüm sen peki? Ben de bizim evde de bir tane kedimiz var. İsmi Minnoş. Kedi evde değil mi? Evet. Ay ne güzel. O beni hiç tırmalamıyor sadece. O bazen beni tırmalar gibi hareketler yapıyor. Ben ondan korkuyorum. Annemi, babamı seviyorum. İki tane de ablam var. Biri Aşnur ablam, bir tanesinde Şema ablam. Şema ablam, Aşnur ablamdan birazcık daha büyük. Birazcık daha büyük. Sen kaç yaşındasın? Ben de 5 yaşındayım. 5 yaşında. Ben de 5. Sen de mi 5 yaşındasın Emir'ciğim? Evet. Tamam. Sen biraz kendinden bahseder misin bize? Kardeşin var mı, ablan var mı? Benim ablam bir tane var, iki tane abim var. Bir tanesi askerde, bir tanesi de hala evde. Okulu var diğerinin de. Diğerinin de okulu var. Tamam, annemi, babamı, ablamı çok seviyorum. Babaannemi de çok seviyorum. Babaanneni, abini? Abilerimi de çok seviyorum. Tamam. Peki onlara bir el sallamak ister misiniz kameraya? Nerede? Bir sürü kamera. Siz de ablalarınıza el sağlamak ister misiniz? Betül'cüm sen de. Tamam, onlar da programı izlediğinde mutlu olacaklar en azından, tamam mı? Emir'cim, peki sen ne yapmaktan hoşlanırsın? Oyun oynamaktan. Başka? Ablamla oyun oynamaktan, kendi başıma oyun oynamaktan, arkadaşlarımdan. Arkadaşlarımla. Peki kızlar, yemek yaparken annenize yardım ediyor musunuz? Evet. Ben yardım etmek isterim. Bir kere de kendi başıma yemek yapmak istedim. İstedin, yaptın mı? Yapamadım. Neden? Sadece başka bir şey yaptık. Başarılı olamadın yani yemek konusunda. Ne yapmak istemiştin? Pasta. Pasta, ooo. Peki tamam, kızlara soruyorum şimdi. Neler yapıyorsunuz annenizle? Ben anneme yardım ediyorum. Pilav yaparken pilavı suyun içinde böyle oynuyorum. Karıştırıyorsun yani. Evet. Evet. Öyle yapıyorum. Sonra da ellerim pilav gibi bir şey kokuyor, su kokuyor. Sonra sabunla yıkıyorum. Sabunla yıkıyorsun.
Başka ne yapıyorsun? Mesela ne yapmaktan hoşlanırsın? Ne seviyorsun sen yemek olarak? Ben pilav, makarna, köfte, çorba. Patates kızartması. Ben yemek işi bir yapmam. Patates kızartması. Ben patates kızartması pek sevmem de. Gerçekten mi? Hani evet. Köftenin yanında böyle mutlaka patates kızartması oluyor ya. Ben onun için öyle söylemiştim. Sucuklu yumurta, kahvaltılıklar. İşte öyle şeyler severim. Öyle şeyler seviyorsun. Tamam. Azra'cığım sen bahseder misin? Annene nelerde yardım ediyorsun? Ben anneme sofrayı kurmasında yardım ediyorum. Çok güzel. Başka? Başka? Tabakları koyuyorsun, çatalı kaşığı koyuyorsun, peçeteleri koyuyorsun değil mi? Tamam. Yemek konusunda yardım ediyor musun peki? Evet. Ne yapıyorsunuz? Çorba yapıyoruz. Ne çorbası? Şehriye çorbası. En çok onu mu seviyorsun? Hı-hı. Başka? Benim hoşlandığım şeyler... benim hoşlandığım şeyler ders yapmak. Ders yapmayı çok seviyorsun. Aferin sana, bravo. Çok ben de ders yapmayı bir de seviyorum. Ders yapmayı çok seviyorsunuz, aferin. Evet, bir de kitap okumayı çok seviyorum ama okuyamıyorum. Peki sana biri okuduğunda mı mutlu oluyor musun? Evet. En çok annemle ablam okuyor bana. Çok seviyorsun yani. Evet. Tamam. Bir de Elde ablamın bir sürü hikaye kitabı var. Tamam. Peki bu kadar anne baba kardeş falan demişken, böyle aile kavramlarına girmişken. Anne baba olmak nedir sizce? Sırayla konuşalım. İlk önce Azra. Ben onları öğrenmedim ki annemden. Vallahi öyle. Vallahi öğrenmedim. Ne öğrenmen gerekiyordu? Mesela annen ne yapıyor? Annem yemek yapıyor, temizlik yapıyor. Ablam bile oturuyor boş boş. Ablalar boş boş oturuyorlar mı? Hı. Annem yoruluyor. Annen de yoruluyor. Kıyamıyor musun anneme? Hı-hı. Baba olmak nedir? Baba olmak iş olmak. İş. İşe gitmek. İşe gidiyor, kahveye gidiyor. Benim babam öyle. Oo. Benim babam da kahveye gidiyor. Gidiyor mu babalarınız? Amcam da kahveye gidiyor. Benim bütün büyüklerim gidiyor. Evet. Bütün erkek Peki, büyüklerim Emircim, gidiyor. Peki sence anne baba olmak nedir? Benim annem çok şey yapıyor. Yemek. Bir de yemek olduğunda boş boş haber izliyor. Boş boş haber mi izliyor? Ama haber izlemesi gerekiyor. Gündemden bilgisi olması gerekiyor değil mi? Bir de baba olmak da şöyle bir şey. Nasıl? Benim babam işi hem tamirat, hem yazıhanede çalışıyor, hem kepçe sürüyor, hem de bir şeyleri tamir ediyor. Babanın adı ne? Erkan. Erkan, tamam. Peki Betül'cüğüm sen bahseder misin? Anne baba olmak nedir sence? Benim annem yemek yapıyor. Ayşenur ablam ders çalışıyor. Şema ablamız burada olduğu için pek bir şey yapamıyor. Ayşe ablam annem çağırdığında hep yardım ediyor anneme. Bir de ben. Bir de sen yardım ediyorsun. Sofrayı falan sen kuruyorsundur herhalde. Evet. Emre'cim oturabilir misin peki? Ne ayrı şey kaydırakla şey doğru. Onlar dekor ama. Buranın dekoru. Dikkatini çekti seni. Oynayacağız mı peki? Bir oyun oynayacağız. Onları ellemeyin ilk önce. Onlar sizin oynayacağımız oyunun bir parçası. Onlar için kullanacağımız materyaller, tamam mı? Zebriş'in eli var. Zebriş'in eli mi var? Bu birazcık ilginç bir zebriymiş. Bu nasıl bir zebra sence? Bilmiyorum ki, ben hiç zebra görmedim. Ama biraz ilginç dedin. Elleri var şöyle, kolları. Elleri kolları var değil mi? Sen ne diyeceksin bu konuyla ilgili? Bence zebra pembe zebra. Zebra pembe mi olur? Olmaz. Bak Azra hayır pembe olmaz diyor. Ne olur Azra'cığım, ne renk olur? Siyah ve beyaz olur. Evet, aferin, evet. Siyah ve beyaz olur zebra. Evet, daha da ben biliyorum. Zaten ben. Ama her yer çizgileri siyahtır,
rengi de beyaz. Rengi de beyaz. Tamam. Çizgileri. Peki anneler nerede çalışır? Anneler evde sarılır, bazı anneler de işlerde çalışır. Evet, aferin, bravo. Peki anneler sizce nerede çalışır? Anneler hem evde hem de okulda ya da dışarıda çalışırlar. Tamam, Azra'cığım sen de mi öyle düşünüyorsun? Yok, benim annem ev hanımı. Ev hanımı anne. Benim annem de ev hanımı. Üçünüzün de ev hanımı anneniz. Benim annem de ev hanımı. Babalar nerede çalışır? Ama pek evlerle uğraşmıyor. Babalar da işlerde, kahve dükkanlarında, benzinlerde, yollarda çalışırlar. Çalışırlar, tamam. Bir de balıkçı olur, balıkçıdır babalar. Balıkçıdır babalar diyorsun. Evet. Benim başka? Babam... Meslek olarak babalar nedir? Benim babam öğretmen. Benim babam işçi. Betülcüğüm, Azra'cığım senin baban... Binada çalışıyor. Binada çalışıyor. Ama Emine'cim sen arkana yaslanmadığın için ben Azra'yı göremiyorum. Azra'yı göremediğim için de mutsuz oldum. Teşekkür ederim arkana yaslandığın için. Nasıl rahat hissedersin öyle otur, tamam mı? Tamam. Tamam. Şöyle yapabilir miyim? İstediğin gibi yapabilirsin. Sadece oturmanı istedim. Teşekkür ederim. Peki parayı kimden kazanır? Babalar, başka? Anneler. Evet Azra'cığım. Benim babam binada para kazanıyor. Benim annem de evde para kazanıyor valla. Annen de evde para kazanıyor. Yani hem anneler hem babalar para kazanabilir bence. Ne diyorsun? Benim annem de evde babam da para koparıyor. Para koparıyor. Alıyor. Evet Azra seni düzeltti, gördün mü? Para da koparıyor diyebiliriz. Koparıyor demeyelim, para alıyor diyelim ya. O daha güzel olur. Baba da Allah öyle alışıyor. Sen öyle alıştın. Ben alıştım. Tamam, o zaman anneler de babalar da eve para getirebilir, para kazanabilirler bence. Sizce de öyle mi? Hani evet. Her zaman babalar kazanıp getirecek diye bir şey yok değil mi? Evet. Annem hiç para kazanamıyor. Annem işi gücü şey, yemek. Öyle deme ama çalışsaydı o da, evde olmasaydı o da para kazanacaktı. Benim annem babamdan para benim alıyor. Benim babam da ona her istediği kıyafeti alıyor. Evet bak. Benim babam da annemle istediğimi yapıyor. İstediğini yapıyor. Amca bir keresinde küçükçe bana, baba bir keresinde bana gizli gizli şey almıştı bana. Ne almıştı gizli gizli? Bir yerden... Süper kahraman alıyordu. Süper kahraman. Evet. Tamam. Peki anne babayla ilgili başka bir soru soracağım. Böyle ben daha söyleyebilir çok aile miyim? Benim ama... babamın huyu bir tane daha var. Eve ücretçi alacağım diyor. Benim de huyum şöyle var. Eve şoför alacağım iki tane. Eve şoför mü alacaksın? Neden alacaksın eve şoför? Çünkü kolay gitsinler diye annem ve babam. Anladım. Tamam. Tek bir şey sormak istiyorum size. Evde kahvaltıyı kim hazırlıyor? Annem! Annem! Azra sen mi hazırlıyorsun evde kahvaltıları? Ben de evde... Gerçekten mi? Çok güzel. Benim de evde annem hazırlıyor. Emircim sizde de mi annen? Evet bizde de anne baba. Anneme ben uyandığı için ben hazırlamak istiyorum. Hemen uyandığı için ben birazcık bekliyorum. Evet. Elimi yakmamak için yapmıyorum ama bir gün acıcık daha büyüyünce ablam gibi alınca annemden gizli gizli yapacağım. Aferin sana. Azra hazırlıyormuş bak mesela. Çok mutlu oldum. Aferin sana, bravo. Ben çok mutluyum. Ay yerim seni. Tamam, şimdi oyunumuza geçebilir miyiz? Evet. Sizle bir oyun oynayacağız. Evet. Önünüzde 3 tane tuval var, tamam mı? Bu tuvaller size ait. Kendinize ait tuvaller. Şimdi parmak boyalarımız var. Bu parmak boyalarını kullanarak tuvallerinize anne baba olmak nedir? Aile olmak nedir? Bunu resmetmenizi istiyorum. Evet, tamam. Ama bir dakika, sırayla yavaş yavaş başlayalım. Anladık mı şimdi?
Evet. Bunu resmetmenizi istiyorum. Sonrasında da bu resminizi bana anlatmanızı istiyorum. Konuşacağız, tamam, tamam mı? Tamam. Kollarımızı sıvayalım isterseniz. Ben sıvadım. Tamam. Ben sıvıyı yapıyorum. Yani elinizi silin, tamam mı? Renk, boyalar şey olmasın. Ben ilk önce. Unutmayın, aile tamam. Olmak nedir? İlk önce ben çimenleri yapacağım sana. Ben de çimenleri yapıyorum. Sarı renkle çimenlerimi yapıyorum. Ben işini yapıyorum. Ben bir de balık yaptım bak. Çok güzel bir oyunmuş. Ay çok sevindim mi? Yer misin? Evet. Parmak yapıyor. Biliyor musun? Öğretmen evde okulda olanlarla parmak boyası yapıyor. Vavi mi yapacaksın acaba sen? Evet. Çünkü ben öyle seviyorum. Ben ama kapkarışık yapacağım. Ben kendimi yaptım ilk önce. Şimdi annemi. Annemi karıştırdım. Bu da baloncu. Bu... Küçük ve büyük babalancı. Bak ablamı biraz yanlış yaptım. Ablam böyle ama. Ablamı böyle yapmak istedim. Evet çocuklar, bitirdik değil mi? Bitirdik. Resimlerimizi. Tamam. Evet. Betül'cüğüm senden başlayalım. Ne anlatmak istedin resminde? Burada bana annem bir bilezik alıyor. Yanında da kırmızı çiçek var. Güneşli havada ağlıyor bana bir şeyler. Güneşli havada annenle bilezik almaya mı çıktınız çarşıya? Evet. Tamam. Ama ben görünmüyorum çünkü ben okulumdayım. Ben de sana onu soracaktım. Sen neredesin diye soracaktım. Sen okulundasın, sen yoksun. O zaman annen sana sürpriz yapacak, hediye. Evet. Yanındaki de bir tane çiçek. Tamam. Senin için aile olmak bu mu demek? Evet. Tamam, teşekkür ederim. Benim resmim de böyle. Emir'cim sen ne anlatmak istedin? Senin için aile kavramı ne, merak ediyorum ben. Söyler misin neler var? Emir'li aile kavramı burada böyle. Ablamın eteri yaptı. Burası eli. Bu da ben. Bu sen. Annem. Bu babam. Babaannem yok. Babaannem orada yok. Bence. Yeşil olan baban. Hayır. Babam bu. Annem. Babaannen yok mu burada? Babaannemi anlatmak istemedim. Tamam. Böyle biz şimdi gitmişiz. Nereye? Ahale'ye gitmişiz. Tamam, Ahale'ye gitmişsiniz gibi çizdin, öyle mi? Evet. Tamam, teşekkür ederim sana da. Güneş gibi yaptım. Burası da dışarı. Tamam. Altı da dışarısı. Böyle tamam. Güneş var. Güneş pasparlar. Çok güzel. Azra'cığım sen bahseder misin resimden göstererek? Anne bana sürpriz yapıyor. Çarşıya göremiyorum ama bana, gösterebilir misin? Teşekkür ederim. Bana çarşıya gidip bir elbise alıyor. Bir de ayakkabı alıyor. Tokalar alıyor. Sürpriz yapıyor. Orada nerede? Sen bugün neredesin? Benim doğum günüm. Bugün senin doğum günün mü? Resimdeki gün mü senin doğum günün yoksa? Hı-hı. Bugün mü senin doğum bugün günün? Bugün de doğum günüm. Burada da doğum günüm. Doğum günün kutlu olsun o zaman. İyi ki doğdun. Arkadaşlarım da sana doğum gününü kutlamak isterler belki. Bugün Azra'nın doğum günüymüş, biliyor musunuz? Hayır. Kutlayabilirsiniz Azra'nın doğum gününü. Bilmiyorum. Ama şimdi öğrendik. İyi ki doğdun. Tamam. Bir de bir şarkı vardı. Nasıldı? İyi ki doğdun Emir falan. Bir de şöyle. Şarkıdan biraz söylemek ister misin bize? Biraz mırıldanır mısın? Ama ben o şarkıyı biliyorum. İyi ki doğdun. Öyle bir şey. İlk doğdun. Öyle. Hiç böyle işte. Demiyorum. Mutlu yıllar falan da diyor. Evet. Öyle bir şey. Sen söyler misin Emir? Tamam, şarkısı. Unuttum ki.
Belki Almanya söylemek. Ben biliyorum. İyi ki doğdun Betül. İyi ki doğdun Betül. Tabletimden dinliyorum. İyi ki doğdun, tamam. İyi ki doğdun. Ama tabletimi çarjıyor. Öyle bir şarkı işte. Bu şekilde, tamam. İyi ki doğdun. Bir de mutlu yıllar sonuna. Tamam, Azra'nın tekrar doğum gününü kutluyoruz ve programı kapatıyoruz o zaman. Bugün programı kapatmam bana yardımcı olur musunuz? İyi ki geldiniz. Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum. Çok güzel bir program geçirdik bence. Ben çok mutluydum. Bitti mi? Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur. Bitti. Şimdi bitireceğiz. Beraber kapatabiliriz mesela programı. Şimdi de televizyona mı çıkmamız kaldı? Televizyon çıkacaksınız, evet. Şimdi mi? Yayındasın şimdi. Teşekkürler. Gülbin'le Çocukça'dan bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Sallayabilir miyiz kameraya?